Efsun. 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 Aa, bu arada ben size kendim tanıtmadım. Merhaba, ben Efsun. Kızım 30'una geldin. Resmen evde kaldın. Baksanıza 20'lerinde kuzenim evleniyor. Ben hala olduğum yerde kürek çekiyorum. Yaşın kaçtı? 25. Senin? Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Hazır mısın Pelek'ten bir gece çalmaya? Hazırım. Tortacın yanındaki Efsun'u kız kim? Tortaç kim? Aa, karabiberim. Binlerce namusun. Yavru kız geldi. Bak yeminle seni çok yakında böyle yüreğim böyle böyle kabaracak. Uzun boylu 1.80, 1.82 boylarında. Sinan? Seni aşıklar yıllar sonra büyük bir tutkuyla birleşir. Kalp kalp kalp. Anneanne. Sinan. Buraya geldi Ceren, ne yapayım ben? Sinan kim olacak? Buraya geldi. Türk kızının birinci vazifesi nedir? Doğru ve çalışkan olmak. Trip atmak. Ben bir kavga çıkarıyorum. Unutulduk. Esu sen iyi misin? Bir daha buluşacak mısınız? Hafta sonu bir işim var, belki bir şeyler yaparız ha. Maça gidelim. Sen futbol sevmezsin ki yani. Yani. Baba. Hı. Sen herkesin bir başka yarısı olduğuna inanıyor musun? Hep yanım başımdaymışsın. Aşk yarın sabah beni sen uyandırır mısın? Oh. Hey. Sinan iyi misin? Talip. Sizin ev mi? Hayır, olur mu? 35 bizde yok. Evet, fragmanı oldukça eğlenceli. Hele o son terlik sahnesi inanılmaz. Düşüyor, diyor ki bizde 35 numara terlik yok diyor. Demek ki ailede terlik giyenlerin ayak numaraları çok daha fazla. Neyi konuşacağız? Kocan Kadar Konuş diye bir film vizyona girdi. Türk sinemasının son yıllarda hızlı bir üretim içinde olduğunu biliyoruz. Film 20 Mart'ta girdi vizyona. İlk 3 günde sadece 256 binden fazla kişi tarafından izlendi ve artarak devam ediyor. Bu yapıma emek koyan, sermaye koyan, para koyan, akıl koyan isim stüdyomuzda Beşiktaş Kültür Merkezi Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçi. Bizimle birlikte hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Merhaba. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl çıktı? Fikir bir lafa, tabii senaryo var ortada. Yani senarist var, bir romandan esinlenerek yazılmış falan. Repliklerin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama mesela siz bu güzel yanları değil de ya biz bu filmi yaptık ama hakikaten gelin bir de bize sorun diyor musunuz acaba? Çok keyifle yaptık. Kitap çok güzel bir kitaptı. Şebnem Hanım'ın, Şebnem Burcuoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlamayı yaptık. Fikir ilk ortaya çıktığında, Şebnem Hanım'la konuştuğumuzda, yönetmenimiz Kıvanç Baroönü ile konuştuğumuzda çok olumlu, pozitif bir enerjiyle yola çıktık. O nedenle senaryo da çok çabuk yazıldı. Sete de çabuk girdik. Ezgi de role ısındı. Bir anda Efsun'u bulduk ofisin içerisinde. Murat Akeza aynı şekilde, Murat Yıldırım. Çok uyumlu bir ekip içinde çalıştık. Hiçbir gün geriye dönüp baktığımızda havanın soğukluğu dışında aklımızda kötü bir anı yok. Çok zor kışın çektiğimiz için oldukça soğuktu hava ve sette ekip gerçekten çok büyük bir özveri, çok büyük bir emekle çektiler. Haklarını ödeyemeyiz. Buradan tekrar teşekkür etmek isterim hepsine, tek tek. Pelin'e, Kıvanç'a çok çok çaba koydular. Bütün ekibi bir arada tuttular. O nedenle hava dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Su gibi aktı diyebiliriz bütün film için. Peki ne kadar zamanda çektiniz? Kaç kişilik bir ekiple çektiniz? 7 hafta içerisinde çektik. Yaklaşık ön hazırlığını söylemiyorum. Pre-prodüksiyon her zaman daha uzun sürüyor. Daha uzundur. Ondan sonra da post sürüyor ama sete indiğimiz, prodüksiyon dediğimiz, set dediğimiz süre 7 hafta. 7 hafta. Peki sakıncası yoksa ne kadar bir bütçe ile çıktınız yola? Bütçeleri çok telaffuz etmeyi sevmiyoruz. Evet. Ama bizim genelde prodüksiyonlarımızın kalitesi çok yüksektir. O nedenle çok küçük bütçelerle çıkmadığımızı söyleyebilirim. Peki. Şimdi tabii Kocan Kadar Konuş. İşte bu, yani o deyim yerindeyse, evet, paran kadar konuş anlamına geliyor. Bu aslında Türk halkının geleneklerine seslenerek yapılmış şahane bir film. Benim o
Tabii filmdeki favorim Ebru Cündübey oldu. Olağanüstü bir oyuncu. Her şeyini evet. beğeniyorum. Yani bütün özelliklerini ve niteliklerini beğendiğim bir oyuncu, öyle söyleyeyim. Tabii ki Ezgi Mola'yı da beğeniyorum. Yani genç bir yetenek olarak iyi bir performans çıkardığını evet. düşünüyorum şahsen. Fragmana bakarak söylüyorum. Şimdi acaba Türk sineması bir çıta daha böyle yukarıya ne zaman çıkar? Yani mesela geldiğimiz yeri siz yeterli buluyor musunuz bir sinemacı olarak? Hiçbir zaman bulunduğumuz yeri yeterli bulmuyoruz. Hedef her zaman daha yukarısı. 2005 yılında 27 milyon izleyici vardı. Sinemanın toplamından bahsediyorum ben. Geçtiğimiz sene 61 milyon 250 bin kişi sinemaya geldi. Bu yılda beklediğimiz rakam 70 milyonun üzerinde. Geçen sene Türk sinemasının geçen payı... Geçen yıldan bu yıla 10 milyon fazladan... Bekliyoruz. 70 milyon güzel ama, bekliyoruz. Güzel ama. Yani tabii ki. O bir projeksiyon. O nedenle hiçbir zaman bulunduğumuz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Türk filmlerinin payı ise %50-55'ler civarındaydı geçen sene. Bu seneki hedefimiz 65. Türk sineması biz sezonu aslında hani 1 Ocak 31-12'dir ya mali yıl. Evet. Genelde ekonomide ve ekonomik anlamdayız. Eminim sizin için de öyledir. Eskiden ama. Eskiden Mart'tı biliyorsunuz. Mart'tan evet. Mart'taydı mali yıl, sonra değiştirdiler. Şimdi biz sezon filmlerde biz Avrupa gibi değil. Genelde soğuk havada sinemaya gitmeyi seviyoruz millet olarak diyeceğim. 1 Eylül 31 Ağustos diye baktığınız zaman 338 tane film vizyona girmiş. Bunun 100 adedi yerli film. 238 tanesi yabancı film ve yerli filmlerin 100 adet filmle gişenin yarısından fazlasını yerli filmler almış durumda. İyi bir rakam bu. Tabii çok ki iyi. Çok iyi bir rakam. Evet. Demek ki Türk halkı yerli film izlemeyi seviyor, alıştı. Kesinlikle 56 milyon gibi bir gişe var söylediğim tarih arasında. Bunun 34 milyonu yerli yapımlara ait. 100 adet yapımla. Şimdi bu sene 100'ün çok daha üzerinde, 120-150 arası bir yerli yapım olacak diye öngörülüyor. Çekimleri yapılıyor. Hepsi sırasıyla vizyonda inşallah arzu ettikleri gibi bir yer bulacaklar. O nedenle Türk sineması, Türk yapımlar artarak devam ediyor. Biz çünkü kendi dilinde eğlenmeyi seven bir ülkeyiz. Hollywood yapımlarına ağırlığımız yok. Amerika gibi ya da Avrupa gibi. Kendi dilimizi, kendi yapımımızı seviyoruz. Peki, seyirci sayısının bu yıl artmasını bekliyorsunuz. Daha artması için ne yapmak lazım? Yani nerede sıkıntı? Şimdi 450 tane sinema salonu var. 2220 de ekran var. Ekranların artması lazım. Bu yeni yapılan alışveriş merkezlerinin içinde... çok salonlar yapılıyor. Doğal olarak bunlar da yardım ediyor sinema seyircisinin gelmesine, gelişmesine. Oldukça konforlu salonlar olduğu için sinema seyircisi de talep gösteriyor doğal olarak. Seyirci arttıkça Türk sinemasına düşen pay da doğal olarak artacaktır. Ve kaliteli yapımlar yapılması lazım ki bizim bütün çabamız bu yönde zaten. Peki. Arzın kuvvetli olması lazım evet. ki talep olsun. Peki son 2 dakikamız o 2 dakikaya iki soru sığdırmaya çalışacağım. Bir Tabii tanesi ki. Sinemanın bu aralardaki film reklamların çok fazla olması neyi getiriyor? Yani mesela siz bu durumdan ne çıkarıyorsunuz? Biz bu durumdan çok mutsuzuz çünkü seyirci çok mutsuz ve bu şikayetler de doğal olarak bize geliyor. Eminim sinemalara da geliyordur ama bir filme bu bütün dünyada tek bir cevap var. Bir filme gitmeye nasıl karar verirsiniz dediğinizde seyircinin cevabı net, fragman. Doğal olarak o 40 dakikada vizyonla girecek filmlerin fragmanlarının dönmesi gerekirken 2 ya da 3 fragman, hadi bilemediniz 4 fragman zor dönüyor. Doğal olarak ben seyirciyle %100 buluşabileceğim yerde fragmanı buluşturamıyorum. Evet. Yani Beşiktaş Kültür Merkezi olarak çok fazla bu sorunla karşılaştığımızı söyleyemem. Ben çünkü çok takip ediyoruz kurum olarak fragmanlarımızın gösterip gösterilmediğini ama şartlar çok zorluyor. 40 dakika reklamdan fragmana yer kalmıyor. Doğal olarak da seyirci haklı bir sitayişte bulunuyor. O kadar fazla reklam, ayrıca reklam veren açısından da bence iyi değil. Çünkü markaya kızgınlık doğuyor. Evet. Reaksiyonel oluyor vatandaş. Peki, son sorumuz Buğra Gülbay'dan geliyor. İzleyici sorusu. Kendi Tabii sorumu ki. Atıyorum. İzleyiciye öncelik veriyoruz. Benim diyor ki, 25 yaş altı Türk seyircisi Türk filmi izlemek istemiyor. Yani sizin seyirciniz acaba 25 yaşın üzeri mi? Yani Burak Bey yanılıyor. Kendisine e-mail atarsa rakamlarla da cevap verebilirim. Hepsi izliyorlar. Daha bugün Kocan Kadar Konuş'un 3 günlük analizini aldım. Aldınız. Güzel. Rakamı verin o zaman.
Şöyle söyleyeyim, %65'i kadın. Kadın, güzel. Yaş? Yaş da 29 yaşa kadar, şu an toplu aklımda rakam. Alt kırılımına böyle bir soru geleceğini bilmiyorum, ezberlemedim ama. 29 yaşa kadar olan kısım %50. Fena değil. Fena değil, evet, mükemmel. De. Yani tam hedef Bey, kitlemiz. Evet, evet. Yani ben, ama bu filme özgü olabilir. Bazı filmlerde... komedi filmlerinde bu konu, komedi filmleri, düğün dernek rakamları da aşağı yukarı aklımda 15 yaştan başlıyor. Bora peki. Bey yanılıyor. Peki Zümrüt Hanım, çok teşekkürler. Rica başarılar ederim. Diliyorum. Önemli bir film vizyonda şu anda. Biz teşekkür ederiz. Meraklısı için filmi konuşmaya çalıştık. Burada noktalıyoruz. Birazdan Süper Bulmaca gelecek Alper Ateş ile karşımıza. 22'de her zaman olduğu gibi küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.